Evet, ayarlardan seslerimizi de açalım. Müziğimizi verelim. Obje 430 U. Oyunun en zırhlı orta tankı istatistiki olarak baktığımızda. En zırhlısı gerçekten orta tanklar arasında. Ve bir ağır tankmışçasına da iş yapabilen bir orta tank. 113'ü dağlara taşlara gönderir yani. 113'ü tozlu raflara uğurlayan, 113'ün yerine geçen bir orta tank. Vay be, bir zamanlar 113 ile ne ESL maçları ne klan maçları yapılırdı. Şimdi suratına bile bakmıyor kimse. Ama 113 de gerçekten o dönemler şu anda Obje 430 U'nun sergilediği performansı sergiliyordu. Tamam, şimdi maçımıza dönecek olursak Berkay 286 nickli arkadaşımız Arti'nin olmadığı bir Mannerheim hattı ya da işte eski adıyla Kutup Bölgesi haritasında 10 seviye bir maçta karşısında 8 seviye tanklar var ve Arti'nin olmayışını da göz önünde bulundurarak doğrudan ağır tank bölgesine geldi ve çiçekler gibi açısını verdi. Bu arada ben chatten sizi görmüyorum. Replay sayfası açık kaldı. Devam ettirelim. Heh. Kendisi Murat 46 yazmış zaten chat'e. Kendisi OP bilirsiniz demiş. Haklı. Yani oyunun mevcut metasında şu anki durumunda yani çok sırıtmayan bir tank Obje 430. Çok sırıtmayandan kastım, her yer zırhlı, her yer güçlü, her yerde fışkırıyor, zırh fışkırıyor. O yüzden bu tankın da böyle olmasına bir şey diyemiyorsun açıkçası. Keşke olmasa, hani keşke bu kadar zırhlı olmasa, en azından taretinde zayıf noktaları olsa. Üzerine doğru bu arada basıyor, maça dönelim. Renegade'e doğru bir Rem hasarı attı. AS3'e atış yapmak istedi ama delemedi lanet Renegade. Çok güzel bir şekilde takım arkadaşlarına destek verdi. Burada 3 kişi birden aynı anda bastılar. 4. kişi olarak da Berkay desteğini verdi. Ve çiçekler gibi 2 tane tankı bir anda garaja gönderdiler. E75'in üzerine de bastı. Ondan da sektirdi. İleriye doğru yürüyor. Atışını yapıp yanına geçecek mi yoksa? İşte bu kardeşim. Bir anda Renegade daha yeni öldü bu arada. Berkay'ın attığı Rem hasarıyla birlikte. Bir anda baskın basanındır ya da Sergio Vazquez yaparak atıl kurt dedi oğlum. 3 tane tankı aynı anda çok seri bir şekilde garaja gönderdiler. E75'e de çok taktiksel bir şekilde palet attı burada. Yani arkadaşımız aynı zamanda istatistiklerini de kastırıyor ve bakın hala hasar gelmediği için bir kere daha palet atmak istedi ama palet hasarını veremedi. Normal hasar verdi. Olacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Özellikle bakın zayıf noktasına doğru nişan alıyor. E75'in motor bölgesi orada. Oradan E75'i vurursanız yakarsınız çoğunlukla. Berkay da bunu denedi ve 2000 hasarıyla birlikte çiçekler gibi çok hızlı bir şekilde ağır tank bölgesini kazandılar. Durum 5-5. Devam ediyor. Bu esnada da Cap'in diğer bölgesi düştü düşecek. Yani haritanın öbür ucu da düştü düşecek. Bu arada inanılmaz derecede RNG'nin gazabına uğradı şu T-44'e doğru yürürken. Yani çok fazla rastgele atış denedi. Kardeş, M48 Patton değil bu. Bunu oralardan atamazsın. Yapamazsın onu. Sıka sıka gidiyor arkadaş ama yani Patton değil, o kadar uzak mesafeden bunu patlatamazsın. Yemez. 2800 hasar birinci kilimizle dost doğru bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Resmen düşmanla şöyle kepleri değiştik yani. Haritada iki takım da sıfır çizdi. Burada Obje 140'ın üzerine doğru gidiyoruz. Yandan Scorpion spotlandı. Azıcık sağlı gidersek Scorpion'a da atışımızı yaparak yürüyebiliriz. Otomatik nişanımızı aldık. Scorpion'a vurduk. Scorpion'dan yedik. Obje 140'ın üzerinde doğru gidiyoruz. Scorpion bu arada reload'da kaçıyor. Scorpion'a bir atış daha yapabilir miyiz giderken? Atışımızı yaptık. Çok güzel. Obje 140'a da rem atıyoruz. Güzel. Çok güzel bir baskın gerçekten. Hem Obje 140'a hasar hem Scorpion'a. Obje 140'a da vurduk. Özellikle yakıt deposuna doğru atışımızı yaptık. 140 yandı. Bir kere daha aynı noktaya vurursak 140'ı yanabilir, yakabiliriz. 53 TP'den atış geldiğini gördüğümüz için azıcık yana doğru kaçtık. O da vurabilsin diye ama
53 DP kardeşim ısrarla vuramamaya devam ediyor. Obje 140'tan atışımızı yedik. 140 atışımızı yaptık. STB üzerimize doğru basıyor. STB'den yedik. 53 DP'den destek gelmek üzere mi? STB'ye doğru kafamızı atıyoruz. Ön alt plakamızı kapattığımız sürece aslında düşmanla böyle o hug dediğimiz kucaklaşmayı yaptığımız sürece gerçekten obje 430 hayvan gibi bir alet yani. O kucaklaşmayı yaptığınız sürece sizi delmeleri çok zor. Ancak kucaklaşmayı yaptıktan sonra sizin aha da bak tam şuradan yemiş zaten. Şu bölgenize ateş ederlerse delinirsiniz. Onun dışında ne taretten ne gövdeden yemezsiniz. Ve bunu da çok iyi bilen Berkay çok güzel bir şekilde yaklaştı. Tek yakaladığı her tanka kucak attı. Oldurdu kucakladı böyle onları. Öpücüklere boğdu. Evet, zırhından 3300 sektirme, 6000 hasar, 2 kille yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir şekilde toparladık üstünü savunmaya çalışan tankları da. Şimdi ileriye doğru baskına gidiyoruz. Hocam, Sovyet ayı boğanı diyebilir miyiz acaba obje 430U'ya? Neden olmasın? Evet, yakaladık burada milleti. Ayı süçe de bir tane atışımızı yaptık. Üstlerine doğru basıyor muyuz yoksa yine? Yine basıyoruz. T54'e güzel bir hem. Ayısuç'un hemen yanındayız. T54'ü patlattık. Canı az ve yüksek seviye tank olduğu için. Gerçekten mantıklı. Ayısuç'un şimdi üzerine doğru gidiyoruz. Ayısuç'tan de sektirmemizi yaptık. Ayısuç'a da kucak attık. İşte olay bu. Yani ne diyebilirsin ki? Bak yandan 60 DP gördü. 60 DP'ye vuruyor. Çünkü Ayısuç'u öldüreceklerini biliyor ve Ayısuç'u öldürmekle vakit kaybetmiyor. Aga. Ben 430U'yla böyle bir maç görmedim. Bu kadar agresif bir maç görmedim. Yani agresif maç gördüm. Evet. Bu kadarını görmedim aga. Hani adam Sovyet güreşçisi. Yani o soğuk savaş dönemindeki o olimpiyatlara katılan Sovyet işte Balkan işte bilmem ne güreşçisi yani. Hani Naim bizim Naim Halterci. Anladınız siz daha beni. Adam baskes yaptı geçti. Tier 8'ler yahu diyorsun da Rakabaycığım kaç kişi böyle oynayabiliyor? Evet katılıyorum Tier 8'ler. Top tier olmanın büyük bir avantajı var ama kardeş kaçınız yapabiliyorsunuz bunu? Deneyin bakalım. Herkes yapabiliyor mu? Olmuyor işte. Adam yapmış. Obje 430'u. Sırada oylama zamanı replay'imizi. Hadi bakalım. Anketimizi oluşturuyoruz. 430U replay'ini oylayalım efendim. Yapıştırın gelsin. Yer mi Sovyet çocuğu? Aynen. Anket linki geldi. İzlediğiniz replay'e puanınızı verin. Ben yani yalnızca o ilk baskında yaptığı ufak tefek hatalardan dolayı 9 puan veriyorum. Onun dışında gerçekten şiir gibi oynadı. Yani hani top tier olması hani 8 seviyeler var komple vesaire. Artı olarak da 1-2 ufak hata onun dışında çiçek gibi bir maçtı. Ama 10 puanla versem sırıtmaz yani hani kararsızım. 9 mu 10 mu versem diye. Kara 10 ya 10 aga 10. 10 10 10. 10. Çiçek görmedim aga ben böyle. 10. Tertemiz maç. Tertemiz maç. Siz oylaya durun. Ben de replay'in sonuçlarını yükleyeyim. Login oğlum niye sürekli çıkıp duruyorsun buradan? Upload kardeşim. 430'u. Efendim oylar gelsin. 9, 18, 5, 7, 6. Geliyor oylar. Excel'imizi de açalım. ...129 oldu. Gençler oylayalım. 240 kişiyiz burada. 250 kişiyiz. İzlediğimiz replay'e oy verelim.
131, 150 oy olduğu zaman puanına bakacağız. Siz oy vermeye devam ederken ben de bir yandan savaş sonu skorlarına bakacağım. Evet, tankası haliyle 5 tane küçük büre ve alayına gider. Confederate madalyası ve çelik duvar madalyasıyla hayvanlar gibi bir skor elde etti. 7788 hasar, 3 kill, zırhından 3600 sektirme ve 1251 asist hasarıyla da birlikte 1258 saf deneyim kazanmış oldu. Detaylı raporlara bakacak olursak da 70.000 kredinin 13.000 kredisinde standart hesabıyla cebine kar olarak yazmayı başardı Berkay arkadaşımız, ki dikkat ettiyseniz de namlusunda da 3 tane de yıldızı vardı. Demek ki bu tankı oynamayı seven bir arkadaşımız oluyor kendisi. Hadi bakalım. Herhalde oylamanın sonucu artık belli oldu. 143 oy geldi. O zaman biz de puanımızı ortaya doğru çıkartalım. Ve Berkay'ın puanı ortaya çıksın. 33, 32, 21, 8, 5 ve 1 ile 8.66'dan 8.7 puan ile bu replay'i kapatıyor Berkay'cığım. Eline koluna sağlık. Çiçek gibi bir top tier maçı izletti bize. Evet, sizlerin de böyle bir replay'i varsa yayınlanmasını iste, güzel olduğunu düşündüğünüz. Siz de replay'inizi Vot Replay'se upload ediyorsunuz. Ve yukarıdaki, şuradaki adres çubuğundaki linki Mr. Botoş'un Facebook sayfasına mesaj olarak atmanız yeterli. Zamanı geldiğinde hep beraber böyle izliyoruz işte. Hadi bakalım. 430 ile ilgili diyeceklerimiz bu kadar. Berkay'ın eline koluna sağlık. Sıradaki replay'imize geçelim. Peki sıradaki replay'imiz nedir? Boruski. Evet, 430'u maçını izledik. Replay'i silebiliriz. Buraskue. Nerede Buraskue? Fjordlar. Rakabay çok kızdı ya. Kardeşim top tier artı yok. Çiftten yok. Hiçbir... Canım kıskanma. Senin de olur. Rakabaycım. Arkadaşlar, siz de yapın aynısını. Sizin maçınızı da izleyelim canlarım benim. Hiçbir sıkıntı yok. Adam çiçek gibi oynamış.